Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda kuzu altını inceleyeceğiz. İncelememize başlamadan önce arkadaşlar, kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Arkadaşlar, kuzu altında bu bölgede büyük bir sıkışma var ve bu sıkışma sonucunda ben yukarı yönlü bir hareket olacağını düşünüyorum. Çünkü güzel bir destek bölgesi seviyesinde çalışmasını tamamlamış. Peki bizi nasıl bir hedef bekliyor? İlk önce TL hedef arkadaşlar. 31 lira, 32 lira civarında bir hedefi var. 31-32 lira arasında bir hedefi var. Fakat ben bu hedefi daha hızlı bir şekilde daha yukarıya kırmasını bekliyorum. Bunu da dolar bazlı da göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın, dolar bazlı da bu hisse zaten hiç hareket etmemiş. TL bazlı da ne kadar yukarı yönlü hareketi görünmüş olsa da dolar bazlı da yok arkadaşlar. Bakın, bu 1,07 sent var ya arkadaşlar. Bu bölge kritik bir bölge. Şöyle, pardon. Geçmişten şurası doğru. Şöyle güzelmesem. Şöyle yaparsak daha aynı. 1,07 arkadaşlar. Tam destek seviyesi üzerinde, yani dolar bazında destek seviyesi üzerinde bir kapanış yapmış. Ama vaktinin pek kaldığını zannetmiyorum arkadaşlar. Çıkış için. Bakın, size hemen şöyle göstereyim. Yani düşeni de kırmış arkadaşlar. Şöyle. Düşeni de kırmış. İlk hedefi dolar bazlı da hemen işaretleyeyim arkadaşlar. Şurası çok güçlü bir direnç. 1,25 sent civarı ilk hedefi, görmek istediği hedef. Yani ortalama buradan maliyetlendiğimizi varsayarsak güzel bir kar marjı bırakır. Hatta şöyle belki burayı da geçer. Şu bölgelerde de iğne atabilir. 1,30 sent. İlk görmek istediği hedef burası arkadaşlar. Daha sonrasında da 1,55 sentlik bir hedefi var arkadaşlar. Belki altın vuruşu da yapıp buralarda geçebilir. Ama ilk önce bu hedefleri gerçekleştirmesini bekleyelim arkadaşlar. Hissede çok büyük bir sıkışma var. Hareketinin bu hafta gelebileceğini düşünüyorum. Yani görüşüm o yönde arkadaşlar. Videomu dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese bol kazançlar.